Serkan Korkmaz'la açılışı yapmak istiyorum. Serkan Korkmaz hakikaten çok zor oldu. Yani Molde turu geçmiş olsa hak etmediler diyemezdik ama netice itibariyle iki maçı da kazanarak adımızı grup aşamasına yazdırdık. Çok çok mutluyuz, keyifliyiz ama epey terledik. Bu da bir gerçek. Veterleyeceğiz de görüntü evet. itibariyle. Ee, hakikaten hani bir ara bayılıyorum sandım heyecandan. Offside gerekçesiyle sayılmayan Gollerinde Allah'tan devreye var girdi Allah'tan var var Ve offside'dı zaten golde Yani şöyle söyleyeyim Baraja çarpıp giren iki free kick golüyle Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Böyle olur ama oynarsın Fakat şunu da kabul edelim Ben çok Galatasaray'ın Playoff'tan Geçişine tanıklık ettim Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray hiç bu kadar şanslı olmamıştı. Bak iki tane baraja çarpıp giren Frikik golüyle ve olağanüstü yıldızı... ...bence maçın hakeminin de dahil ediyorum. Rakibin de inanılmaz saygı duyduğu Icardi ile gelen bir tura tanıklık ettik. Yani Icardi'yi çıkartsan yeter. Şöyle söyleyeyim. Yani aslında çok güzel şeyler söylemekle dost acı söyler diyerek... ...çok kötü şeyler söylemek arasında gidip geliyorum... Ee, ilk cümlelerimi hadi iyiden yana kullanayım. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Önce güzellikleri konuşacağız. Sonra eleştiri yapmamız gereken noktalar varsa ki mutlaka Bak, var. var. Bunlar üzerine ben de Ben biraz ağır konuşacağım olacak. galiba ama o şimdi değil. İlerleyen dakikalarda olacak. Tahminimce. Çünkü şu an biraz kızgınım. Sadece böyle hani tedirgin büyük bir stresi atlatmış ve rahatlamış biri <laughs> değilim. Kızgınım şu anda. Ama bir yandan da Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bakın Şaka değil yani bu. Çok özlemişiz ya. Çok güzel bir şey. Güzel bir his. İyi ki o Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz marşıyla, efsanevi ezgisiyle başladık. Benim tüylerim diken diken oldu. Tamam, şimdi iyilerle başlayalım. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde bir çuval incir berbada olmadı. Evet şanslıydık, detaylandırırız. Ama ben her şeye rağmen bugün canını dişine takan, mücadele eden tüm Galatasaraylılarla en başta orayı dolduran Galatasaray taraftarı ile gurur duyuyor. 29 Ağustos'ta başladı bu mücadele. İlk yarı sebebiyle özellikle çok uzadı. Hatta toplam 17 dakika uzatma izledik. 30 Ağustos Zafer Bayramı itibariyle de noktalandı. Zafer Bayramımız da kutlu olsun. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne girişi de aynı şekilde kutlu olsun. Şu detaylardan bahsetmek mutlaka gerekiyor. 7. dakikada Icardi'nin penaltısıyla öne geçtik. Sonrasında devre böyle noktalandı. 66'da Erik Elstad'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi Molde. Sonrasında özellikle 90. dakikaya kadar hakikaten çok problemli bir süreç yaşadık ama oradan 90 artı da kaydettiği golle Galatasaray 2-1'le turu aldı. İlk maçı da 3-2 kazanmıştık. Kazanarak bitirmek de önemliydi. Hocam ilk değerlendirmenizle başlayalım. Sonrasında Zeki Uzunduruk'a döneceğim. Tebrikler Galatasaray. Evet Şampiyonlar Ligi'ni özlemiştik. Nihayet oradayız. Ama orada istediğimiz başarıları elde etmemiz için bugün çok gerçekçi yorumlar yapmamız lazım. Belki de Galatasaray'a biraz yol göstermemiz lazım. Futbolda belirli gerçekler var. O gerçeklerden işte bir tanesi şu. Maçın oyununu kazanan tur atlamıyor. Maçı kazanan tur atlıyor. Evet. Galatasaray iki maçta da maçın oyununu kaybetti. Oyun olarak kazanan Molde'ydi. Ama işte gollerden iki tanesi baraja çarparak. Bugün bir tanesi Icardi'nin penaltıdan attığı gol. Acaba o penaltı bizim aleyhimize verilseydi ne yorum yapacaktık burada? Onu da sonra konuşacağız. Tabii ben biraz da şu cümleyi geçmişte çok kullandım. Şans daha çok çalışanın yanındadır. Sanki bu maçlarda biraz değişti. Evet, şans kalit ne şans, ka abi de abi yok. Ya. şans kaliteli, kaliteli takımın yanında <laughs> evet. oldu. Ee, daha çok çalışanın yanında olmadı. O yüzden e, turu geçtiğimizi seviniyoruz. Futbolda kaza her zaman olabilir. O yüzden Galatasaray'ın bence kaliteyle e, birlikte bu turun gerçek favorisiydi ama favoriye yakışır bir oyun ortaya koyamadık. İşte dedik Galatasaray'a yol göstermemiz lazım. Belki de biraz eleştirmemiz lazım. Galatasaray 10 tane transfer yaptı. O 10 transferden kaç tanesi 2 maçta oynadı? Biraz sonra konuşacağız. Kaç tanesi iyi performans sergiledi? Biraz sonra konuşacağız. Hatta ilk günden itibaren antrenmanda olan futbolcuların kaç tanesi formdaydı? Onu konuşacağız. Ama konuşulacak bir konu da şu. Muslera evet bugün yine harika bir iki kurtarış yaptı. Dört dörtlük. Icardi çok etkili değildi. Nedeni de şu. Rakip sadece iyi oynamadı. Çok da akıllı oynadı. Defansını o kadar ileriye çıkardı ki Icardi orta sahadan devamlı rakip kaleye kadar gitmek zorunda kaldı. Galatasaray'ı rakip kaleden uzak tutuyorsan fizikman çok da hazır olmayan Icardi enerjisinin bir kısmını o kaleye gitmek için kullanıyorsa bazen golleri atmakta eksik kalabiliyor. O yüzden tebrikler Galatasaray. Hepimiz sevinçliyiz. Temenni ediyoruz. Diğer takımlarımız da iki gün sonra aynı başarıyı elde ederler. Çok daha detaylı konuşacağız. Zeki evet. Uzundurukan kolay olmadı ama netice itibariyle iki maçı da kazanarak temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nin adını yazdırdı. Nasıl hissediyorsunuz şu anda? Yani güzel bir duygu. Sadece bizlere değil tüm Türkiye'ye Çifte bayram yaşattı. 30 Ağustos'a girdik çünkü. 30 Ağustos'a girdiğimiz dakikalarda da Galatasaray'ın zaferi geldi. Tabii ki yani futbolun doğasında emek, alın teri, takım bütünlüğü hepsi var. Rakipte de vardı. Şimdi Galatasaray'ın hani az önce Ahmet abinin söylediği gibi şans tamam çalışanın yanındadır ama belli ki Molde daha fazla çalışmış. Şimdi sağda ikinci yarıya baktığımda Molde sanki 15 kişiyle oynuyor. Galatasaray 11. 11-15 gibi maç. Ve ben hayatımda son dönemlerde City'de dahil hangi takım hücum futbolu oynayan e, takımların felsefesinin dışına çıkmış bir e, Erling Moye. Yani teknik direktörlerini de tebrik ediyorum. Evet. Bu kadar 10 kişiyle neredeyse 10 kişiyle hücum yapıyorlar, atağa kalkıyorlar. Savunmayı da çok çabuk Nefis dönüyorlar. Takım. Ya bunlar ne yediler, ne içtiler, nasıl idman yapıyorlar? Bu kadar mütevazi bir kadroyla bunları başarmışlar. Bizim takımlarımıza örnek olsun. Sadece yıldızlarla oynanmıyor futbol ama yıldızlarla da sonuç elde ediyorsun. Bunu da gördük. Yani Galatasaray'ın üst düzey yıldızları hani takım bütünlüğünden uzaklaşıp rakip karşısında orta sahadaki egemenliği kaptırmalarına rağmen işte bireysel oyuncularla sonuca gidebiliyorsun. Futbol takım oyunu olmasına rağmen bu tür maçlarda bir de bireysel oyun ön plana çıkıyor. Bireysel oyundur da demek lazım. Çünkü Icardi'nin var. İşte Aniyel'in yolun orada akıllıca vuruşu normalde başka bir oyuncu olsa orta yapar mesela orada. Ama oyuncu güzel düşündü. Yani şöyle söyleyeyim ben Galatasaray evet zorlandı ama bu playoff maçlarını rakip de çok istiyor çünkü. Rakip tüm market değeri 25 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'ne kalsa belki 30 milyon euro kazanacak. Yani takım değerinden daha fazla bir paraya sahip olacaktı. Onun için çok çalıştılar, çok mücadele ettiler. Bu arada Icardi ile hava topuna çıkan iki modeli oyuncunun kanlar içinde kalmasına çok üzüldüm. Onlara da geçmiş olsun. Ama Galatasaray'ın ruhunda e, Avrupa, yani özellikle Şampiyonlar Ligi var. E, bu sefer Serkan'ın dediği gibi şansla yardım etti. İnşallah grup maçlarında da o şans Galatasaray'ın yanında olur. Ve ben Okan Hoca'yı da tebrik ediyorum. Galatasaray taraftarını da tebrik ediyorum. Çünkü suda sönmeyen akşam güneşi gibiydi. Muazzam görüntüler vardı. Yani taraftarlık dersi veriyorlar. Zaman zaman böyle taraftarı sinirlendiren hareketleri de oldu. Çok sert oynuyorlar çünkü. Çabuk ve sert oynuyorlar. Moldeli oyuncular sahaya bir tek yabancı madde atmadılar. Yani akıl almaz bir ıslık sesi, akıl almaz bir uğultu, akıl almaz bir al, a, a, şey, takımı desteklemek, alkış, coşku hepsi vardı. E, 12. adam başarıyla görevini yaptı. Maçın yıldızı da bana göre Galatasaray taraftarıydı. Galatasaray Spor Kulübü'nün bir paylaşımı var sosyal medya hesaplarından. Bu paylaşımı arkadaşlarımız hazırladı. Ekrana getirelim, devam edeceğiz. Galatasaray'a ait olduğumuz yerdeyiz paylaşımını yaparken sarı kırmızılı takımın özel oyuncularının özel karşılaşmalarda Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında attığı bazı muhteşem golleri hatırladık. Hacı'yı gördük, Hakan Ünsal'ı gördük. Çok çok farklı oyuncuları Drogba'yı gördük. Real Madrid attı o, inanılmaz topuk golünü gördük. Hakikaten gözlerimiz de bayram etti bir yandan. Bunların da devamının gelmesini Tabii ki temenni ediyoruz. Sarı Kırmızılı takımı bir kez daha tebrik ediyoruz. 17. kez adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdığı için sevgili seyirciler playoff turunda Molde'yi eledi temsilcimiz ve gruplara kalmayı başardı. Serkan Korkmaz program öncesinde ilk karşılaşmaya göre daha farklı bir oyun beklediğimiz üzerine de konuştuk. Oldu beklediğimiz... zaten daha farklı oldu. Daha da kötü oynadı Galatasaray. Evet <laughs> yani beklentilerimizi çok Karşılamadı bu oyun. Hala bu konuları belki konuşmak şimdi için biraz erken acı ama... acı söyler. Evet dostacı söyler. Doğru bir Sevincinde, tanım. Sevincinde, zaferinde tabii ki Galatasaray'ın yayındayız. Galatasaray'ın karşıtı sevmeyeni bile yanında olur. Yani sevinci paylaşmak çok kolay. Ama bakın burada şu anda bana mesaj yağıyor. Zeki uzun Uzundurkan'a mesaj yağıyor. Eminim Ahmet Hocam'a mesaj yağıyor. Şimdi bunları cımbızlayarak yorumlamak lazım. Hepsini aynı potada, aynı niyette görmüyorum bu mesajların. Evet... Okan Burak'a bir tepki var mı? Var. Normal mi? Normal. Gördük Okan Buruk kötü bir maç çıkardı. Kötü bir performanstı. Ama Akisar'la kupa kaldırmış, Başakşehir'le şampiyon olmuş, Galatasaray'a tarihin en kritik şampiyonluklarından birini geçen sene kazandırmış bir hoca için biraz fazla abartılı ve orantısız bir tepki olduğunu söylemeliyim. ya yani i̇stifa falan çağrıları var. Tamam Okan Buruk'u eleştirmek şu anda bizim en doğal hakkımız. Yani gerçekten korku filmi gibi bir maç izledik. Bunun sebebi İki Okan Buruk mudur? Hatta. Çok büyük ölçüde Okan Buruk'tur. Nasıl ki şampiyonlukta hepimiz en başa koyduk. Bak Icardi'nin önüne bile koyduk evet. Okan Buruk'u. Icardi'de dahil yeni kurulmuş bir e, oyuncu grubunu yönettiği için, yeni bir yönetimle, bir sene önce 13. bitirmiş bir takımla bu başarıyı elde ettiği için. Ama şimdi eleştireceğiz de. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben hani futbolun tekniğine, taktiğine girince zaten söylenecek bin tane laf var uzmanlar ve ustalar tarafından. Ben bir tek şey söyleyeceğim. Keşke Molde gibi bir takımımız olsa, onun Muslera gibi bir kalecisi, Icardi gibi bir golcüsü olsa. Bu cümle benim ve tahmin ediyorum statta maçı izleyen on binlerce Galatasaray taraftarının ekranları başındaki milyonlarca Galatasaray sempatizanının ve Türk futbol severin hissiyatını anlatıyor. Şu iki maçın ardından söylüyorum. İki tane baraja çarpıp giren gol, bir penaltı. Şimdi mesela Icardi dediğiniz adamı tüm dünya tanıyor. Marcinyak da tanıyor. Orada düşürülen o pozisyonda Icardi değil de Barış Alper Yılmaz olsaydı o an oyunda değil de hani Barış Alper Yılmaz olsaydı acaba o penaltıyı o kadar rahat verir miydi? Çünkü hepimiz biliyoruz ki FIFA'nın UEFA'nın hakemleri her zaman için futbol oyununun yıldızları korumasından yana tavır gösteriyorlar. Bak Icardi'nin orada bile varlığı yetti ama adam bir tane fanbasten volesiyle gol attı. Bir tane attırdı. Hem de takımdan gide yazan Mitra'yı attırdı. Şimdi bu adam olmasa zaten Galatasaray tur atlayamıyordu. Şans da var. Yani bir şey ispatlamak zorunda da değiliz. Bu mutlu ve güzel gecede, zafer gecesinde, zafer bayramında elbette ki mutluyuz. Ama Galatasaray böyle gitmez. Okan Buruk, ben dost acı söyler diyerek söylüyorum. Ne kadar sevdiğimi, saygı duyduğumu ve ona inandığımı en iyi kendisi bilir. Sizlere de her defasında imtina etmeden söylüyorum. Ama... Okan hocam, hani böyle olmaz. Bak, şu anda irrasyonel, inorganik, abartılı bir tepki var Okan hocama. Ama bunun dışında hani fırsat da var Okan hocayı takımda görmek istemeyenler için. Yani Okan hocam acilen evet. toparlanmalı. Bak Okan Hoca dağınık. Neden dağınık diyorum? Bu kadar övdüğümüz hoca için söylüyorum. Buna hakkım olduğunu düşünüyorum. Abi oyuncu değişiklikleri benim bile anlayabileceğim kadar geç geldi. Yani şimdi Ahmet Hocam tabii ki çok daha doğru tespitlerde evet. bulunur bu konuda ama ya hadi oyuncu değişikliği, hadi oyuncu değişikliği, hadi oyuncu değişikliği. Yani hakikaten çok geç kaldı. Sahaya sürdüğü 11. Şimdi Demirbayla eee teteyi sürüyorsan sen kariyerinin en kritik maçı ya. Hani onlardan bir şey bekliyorsun. inanıyorsun onlara demektir. Tete gerçi ikinci yarı bence güzel işler yaptı. Onu kabul edelim. Bir de adam daha yeni. Kerem de yeni. Ama hani hoca yanlış 11'le, yanlış oyuncu değişiklikleriyle zaten hazır olmayan takımını bir hayli zora soktu. Kendisi de soğuk terler döktü kenarda gördük. Ama yine de tebrik ediyorum. Ama asla şu anda Okan Buruk'un kellesini isteyen insanlarla aynı fikirde değilim onu da söyleyeyim. E, hocam bu oyunun sebebi tabii ki bir rakip de var karşınızda. Hı. Sadece her şey size bağlı değil. E, bu Galatasaray'ın organizasyon eksikliği ile alakalı bir durum muydu sizce? E, yoksa günlük performanslarla alakalı mıydı? Rakiple alakalı mıydı? Nasıl analiz etmek gerekiyor? Tamam. keyifliyiz Hazır netice mi? itibariyle ama e, sonrasıyla alakalı ...endişelerimizde endişelerimiz de olmasın istiyoruz. Hep, hepimizle alakalı. Bizle bile alakalı. Şimdi diyeceksiniz o bu nereden çıktı? Yani Galatasaray böyle kötü oynuyorsa bizim burada ne ilgimiz ne alakamız var. Oraya da geleceğim ama ben önce Okan Hoca'nın bırakın istifasını istemeyi bunu herhangi bir şekilde aklından geçirenlere bile tepkimi dile getirmek istiyorum. Evet. Bakın Okan Hoca bu iki maçı da kaybederek... <laughs> Şampiyonlar Ligi'ne giremeseydi bile onun istifası istenmemeliydi. Bizim kötü oyunumuzun hepimizle alakası var dedik. Ee, bakın, oyuncu değişiklikleri geç veya erken. Bizim oyunumuz bu ise istediğin oyuncuları istediğin dakikada değiştir, oyun değişmiyor. İçeride konuşurken aramızda şu cümleyi kurdum. Rakip. İki maçta da birbirinden farklı oyuncular oynattı. Rakip iki maçta da beşer oyuncu değiştirdi. Rakibin oyununda değişen hiçbir şey yok. Bakın 20 tane değişik oyuncu kullanmış ama aynı oyun. Sevgili Kerem biz oyunu konuşmuyoruz ki. Galatasaray 3 takım eledi Şampiyonlar Ligi'ne girene kadar. Galatasaray 2 tane lig maçı oynadı. 8 maç. Bu 8 maçta biz oyunu hiçbir zaman konuşmadık. Ben burada oyun konuşmaya kalktığımda hemen dur dediler transfer. Biz hep transfer konuştuk. O zaman şimdi de transfer konuşalım. Galatasaray kaç transfer yaptı? 10 transfer. Bu 10 transferden kaç tanesi oynadı? Kaç tanesi formdaydı? Kaldı ki bir de sezon planlaması için